Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, bugün sizlerle birlikte ÖSYM'nin nereden nereye gittiğini sevgili gençler serisi olan bu videolarda ikinci videodayız. Konumuz ise bugün temel kavramlar. Yani temel kavramları sevgili arkadaşlar detaylı olarak ele alacağız. Nelere bakacağız? Öncelikle temel kavramlar hakkında arkadaşlar sadece YGS ve TYT'de. Yani 2011'den 2021'e kadar 11 senede ilk sınavdaki temel kavramların sorulma oranı %7,2. Yani 30 sorunun %7'si yaklaşık olarak 2,1 tane. Birazdan hepsini göreceğiz zaten detaylı bir şekilde. İnceleyeceğiz arkadaşlar bu temel kavramlar konusunu. Temel kavramlar acaba TYT'de mi, AYT'de mi daha fazla çıkıyor? Bunlara bakacağız. Grafik olarak hangi sene daha fazla soru sorulmuş? Daha az soru sorulmuş hepsini veya hiç sorulmamış hepsini göreceğiz arkadaşlar birazdan. İlk grafiğimize dilerseniz bakalım. Şimdi arkadaşlarım temel kavramlar adlı konunun içerisinde şu alt başlıklar var. Neler var? Pozitiflik, negatiflik sevgili gençler. Teklik, çiftlik konuları var. En büyük, en küçük değer bulma ve ardışık sayılar ve örüntü konuları var. Şimdi dikkat ettiyseniz zaten her senede mutlaka TYT'de yani birinci sınavda bu tarz sorular özellikle sınavın ilk 10 sorusu içerisinde soruluyor. Peki hangi yıl ne kadar sorulmuş? Grafikte 1, 3 ve 5 görünmüyor. Onları da yazmış olalım arkadaşlarım. Şimdi 2011 yılında bu arada maviler sevgili gençler. Maviler TYT sınavları yani ilk sınav sevgili gençler. TYT yani YGS de var içerisinde. Kırmızılar ya da pembeler diyelim. Kırmızılar. Kırmızılar da arkadaşlarım ikinci sınav. Yani buna da AYT diyelim artık. Tamam. Şimdi bakıyorsunuz 2011'de ne ilk sınavda ne de ikinci sınavda sevgili arkadaşlarım bu temel kavramlar konusu gelmiş karşımıza. Gelmemiş. Ki 2011 yılı ilk defa 2010 yılında YGS ve LYS sınavları yapılmıştı. 2011 yılında da yine bir geçiş süreci olarak düşünülmüş olabilir. Temel kavramlardan sevgili arkadaşlarım soru göremedim. 2012 yılında arkadaşlar şunlara bakalım. 2012 yılında da aynı şekilde 2011 gibi ama 2013 yılına geçildiğinde 2013 yılında ilk sınavda yani YGS'de 2 tane temel kavram sorusu var. LYS'de yani ikinci sınavda 3 tane temel kavram sorusu var sevgili arkadaşlarım. 2014'te yani şu kısım oluyor. TYT'de 4 tane, AYT'de yine 3 tane. Yani 2014'teki sınavda toplam 7 tane temel kavram sorusu tercih edilmiş ÖSYM tarafından. 2015'e baktığımızda ise ilginç arkadaşlarım. 2015 sınavında ilk sınavda YGS'de gördüğünüz üzere şurada herhangi bir temel kavram sorusu yok. İlk sınav olmasına rağmen bakın. İlk sınavda yok. Ama ikinci sınavda eskiden YGS ile LYS arasında 2,5-3 ay fark oluyordu. 2,5-3 ay sonra LYS sınavında arkadaşlarım 2015'te 6 tane temel kavram sorusu sorulmuş. Bakın LYS'de bir de pozitiflik, negatiflik, teklik, çiftlik, en büyük, en küçük değer bulma, ardışık sayılar ve örüntü konularından bahsediyorum. LYS'de ikinci sınavda yani o limit türev integrallerin koşuşturduğu sınavda sevgili arkadaşlarım 6 tane sorulmuş. Şimdi 6 tane sorulması aslında çok da şaşırılacak bir konu değil. Yani niye değil onu anlatayım ben size. Şimdi eskiden LYS sınavında sevgili arkadaşlarım yani ikinci sınavda toplam 80 tane matematik sorusu soruluyordu. Bunlardan 50 tanesi matematik, 30 tanesi de sevgili gençler geometri soruları oluyordu. Ve bu 50 tane sorunun içerisinde de 6 tane temel kavram sorulması hoş karşılanabilir. Sıkıntı yok. Çünkü şu an AYT'de de mesela 30 tane matematik sorusu var. 10 tane geometri sorusu var. 30 tane matematik içerisinde de sevgili arkadaşlarım 2 tane 3 tane. Biz bakın burada 3 tane sorulmuş. 2021 AYT'de 3 tane sorulmuş. 3 tane ise 50 tane de 6 tane sorulması içten bile değil. Fakat şaşıracağımız nokta şurası. Arkadaşlar aynı senenin YGS sınavında bomboş. Temel kavram sorusu yok. Yani pozitiflikmiş, negatiflikmiş, teklik, çiftlik, en maksimum, minimum soruları, ardışık sayılar, örüntü. Bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında
2016 yılında eşit miktarda, yani 3'e 3 sorulmuş, gene 6 tane. 2017 sınavında 4 tane YGS'de, 3 tane LYS'de, toplam 7 tane soru sorulmuş. 2018 TYT'ye geçtik. Artık buradan sonrası TYT. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan sonrası TYT AYT sistemine geçtik artık. Bakın, TYT'de 4 tane, AYT'de 1 tane. 2018'de yeni bir sınav. Yeni bir sınav sistemi, soruların şekilleri, renkleri, her şeyi değişti. Ve 2018 yılında 4 tane TYT'de, 1 tane AYT'de. 2019'da biraz daha dengeliyor. 4 tane TYT, 2 tane AYT'de sorulmuş. 2020 yılında yalnızca 1 tane TYT'de ve 2 tane AYT'de sorulurken, en son ÖSYM'nin yapmış olduğu üniversite giriş sınavlarında, yani YKS'de sevgili gençler, 2021 yılında 3 tane TYT, 3 tane AYT. Gördüğünüz üzere ikinci sınavda temel kavramlardan vazgeçilmiyor. Bunun bilgisini ben size buradan vereyim. İkinci sınavlarda TYT konularından olan temel kavramlar ikinci sınavda sevgili gençler vazgeçilmezi ÖSYM'nin, aklınızda bulunsun. Peki ortalama soru adedi TYT'de sevgili gençler gördüğünüz üzere TYT'de 2,27, AYT'de yani ikinci sınavda 2,36, yani daha da fazla soruluyor arkadaşlarım ikinci sınavlarda. Aklınızda bulunsun, buna göre hazırlığınızı yapın derim ben. Şimdi eskiden sınavlar nasıldı, yani eskiden sorular nasıldı, şimdi nasıl olmuş, gelin biraz da buna göz atalım. Soruları inceleyelim ve arkadaşlarım incelemekle kalmayalım, bir de bir güzel şöyle ufak tefek çözelim sizle soruları. Bakalım eskiden nasıl oluyormuş, şimdi nasıl, eskiden neyi ÖSYM bize kazandırmaya çalışıyormuş da şimdi neyi kazandırmaya çalışıyormuş, bir bunlara göz atalım. Şimdi arkadaşlarım mesela pozitiflik negatiflik sorusu. Eskiden ÖSS'de de böyleydi, ÖSS sisteminde de böyleydi, YGS sisteminde de böyle sorularla karşılaşabiliyorduk. Ama artık TYT sisteminde bu soruların soruluş biçimleri değişti. ÖSS ve YGS zamanlarından kalma. Tabii ÖSYM'nin sorduğu bir soru değil. Yayınlamamıza çok sıcak bakmıyor ÖSYM maalesef soruları. Buna benzer soruları seçmeye gayret gösterdim sevgili gençler. Ve gerçekten de çok da benzer sorular. Şimdi bakalım. ABC birer gerçek sayı demiş bize. A-C sıfırdan küçüktür demiş. Yani biz burada artık şunu kolayca biliyoruz. Ne zaman görsek yaparız değil mi? A küçüktür, C diyebiliriz. Peki B ile C'nin çarpımı negatif. Demek ki B ile C'nin işaretleri farklı. A'yı C'ye bölünce de negatif gelmiş. O zaman A ile C'nin işaretleri de farklı. Yani sen şuradaki cümleyi kurduktan sonra, yani A ile C'nin işareti farklı dedikten sonra artık şunu net olarak anlayabilirsin. Ulan küçük olan A'ydı, büyük olan da C'ydi zaten. Demek ki A negatifmiş, C de pozitifmiş. Ben şurada C'nin pozitif olduğunu biliyorsam, B'nin de negatif olduğunu biliyorum. B de negatifmiş. İşaretleri sormuş. Eksi, eksi, artı. Cevap da Adana'ydı. ÖSS ve YGS zamanlarından kalma ve neredeyse her sene türevleri sorulup durulan sorulardan arkadaşlar. Peki bu TYT sistemine geçtikten sonra neler oldu? Yani bu soru tipleri gitti. Yerine arkadaşlarım buna benzer soru tipleri geldi. Yine dediğim gibi ÖSYM'den soru almadım arkadaşlar. Benzer sorularını karşınıza seçmeye çalıştım. Karşınıza getirmeye çalıştım. Şimdi aşağıdaki sayı doğrusunda çarpımları negatif olan X, Y, Z sayıları ve bunlardan başka A, B, C, D, E sayıları verilmiştir. Bakın X, Y, Z sayıları var. Bunların çarpımları negatifmiş. Bir de bunlardan başka ayrı ekstradan A, B, C, D, E sayıları var. A, B, C, D ve E sayılarının çarpımı 0 olduğuna göre bu 5 sayıda hangileri kesinlikle 0 olamaz? Yani bunlardan bir tanesi 0 ama hangisi 0 olamaz diye sorulmuş. Şimdi aslına bakarsanız yine A, B, C, D, E'nin işaretleri hakkında, X, Y, Z'nin hakkında işaretleri hakkında yorum yapmamızı istiyor. Burada net olarak işaretleri belliymiş. Yani kazanım aynı. Negatiflik, pozitifliği irdelememiz ince isteniyor. Ama burada tamamen, yani şöyle söyleyeyim, matematiğe konu olarak başladık 9. sınıfta. İşte hocalarımız verdi. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif olur. Güzel.
İşaretleri farklı iki sayının çarpımı negatiftir. İyi. İşaretleri farklı iki sayının oranı negatiftir. İyi, güzel, bu da eyvallah. Sonra hoca tahtaya örnek yazdı. İşte bu örnek sorulardan. Doğru mu? Yani sadece hocanın dersin ilk 5 dakikasında verdiği bilgilerle biz bu soruyu çözebiliriz. Sıkıntı yok. Ama yorum kısmına geldiğimiz zaman bu sorunun sevgili gençler %80'inde hatta %90'ında kuralları kullanıyoruz. Sadece %20'sinde belki de %10'unda yorum yapıyoruz. Tamam. Şimdi yan taraftaki soruya geçtiğimiz takdirde bakıyoruz. Önce şunu yorumlamamız gerekiyor. X, Y, Z sayıları çarpımları neymiş? Negatif. Şimdi nasıl negatif olabilir bunların çarpımı? 3 sayının çarpımı nasıl negatif olur? Bir de şöyle bir durum var. X, Y'den, Y de Z'den küçük. Bak burada da bunu mutlaka düşünmemiz isteniyor. Çünkü sayı doğrusunu bu şekilde sıralanmış. Şimdi bunların çarpımları sıfırsa, negatifse neler olabilir? Hocam ya hepsi negatiftir. Çünkü 3 tane negatifin çarpımı negatif yapar. Ya da en küçüğüne negatif dersem ben, çünkü bir tanesi mutlaka negatif olmakta. O da X zaten mecbur. Bu negatifse bu ikisi pozitif olabilir. Başka da bir ihtimal yok. Yani burada farklı bir ihtimal var mı düşüncesi bile herkesin kafasına farklı yansıyabilir. Bak bu bile bir yorumdur. Tamam. Bu bir. Bu cepte. Önce sıralamayı düşündük. Kazanım bir. İkinci kazanım hangi çarpımların sonucunda negatif elde edebiliriz? Şimdi geçelim başka bir kazanıma. Diyoruz ki ya hepsi negatif olabilir dedik. Ya da gençler bu negatifken bu pozitif ve bu da pozitif olabilir dedik. Şimdi bize ne demişti? Hangileri kesinlikle sıfır olamaz? Bak X'in ben artık %100 negatif olması gerektiğini anlamışım. Peki negatifin sol tarafında sıfırın ne işi var? Bak üçüncü kazanım. Üçüncü kazanım. Bunun yorumunu 40 kişiye sorsan 40'ı da farklı bir şekilde yapabilir. 40 kişiden 40'ına da sorduk. Hepsi de doğru çözmüş olsun. Hepsi de farklı biçimde düşünüp de çözmüş olabilir. Yorumlayıp da çözmüş olabilir. Burada nereden baksanız 1 dakikada bu soruyu çözmeniz gerekiyor. 1 dakika içerisinde bu soruyu çözmeniz gerekiyor. Ve bu 1 dakika içerisinde sevgili gençler bu soruyu çözerken de olabildiğince en pratik yorum yaparak çözmeniz gerekiyor. Yani ÖSYM sizden bu kazanımları öğrenmiş mi öğrenmemiş mi diye sizi ölçerken bir de hızınızı test etmeye kalkıyor. Tamam. Şimdi şuna negatif dedik ya. Negatifin sol tarafında sıfırın işi yok. O zaman A ile B kesinlikle ama kesinlikle sıfır olamaz. Peki bakın şu eksiyken bu da artıysa aralarında sıfır olabilir. Yani C sıfır olabilir. Bunda bir sıkıntımız yok. Daha sonrasında iki pozitifin ve iki negatifin arasında da herhangi bir sıfır olamaz. Yani D de sıfır olabiliyormuş. Negatifin sağ tarafında sıfır olabilir. Yani bu negatif, bu negatif, bu negatifken E sıfır olabilir. Dolayısıyla bizim sıfır olamayacak harflerimiz, sayılarımız A, B, D'ymiş diyeceğiz arkadaşlar. Cevap da E şıkkı olacak. Bakın gördüğünüz gibi soru zor mu? Hayır. Soru zor değil. Kesinlikle zor değil. Ama yan taraftaki soruya bakarsanız dersin ki ben bu soruyu 20 saniye içerisinde çerez gibi çatır çutur yerim, atarım kenara. İkinci soruya geçerken bunu çok daha sindirmiş bile olurum. Ama şuraya geçtiğiniz takdirde bir soruyu dikkatli okuyacaksın. İki kazanımlarını sırayla uygulaman gerekiyor. Yoksa soruyu baştan okuman gerekir. Aklında bulunsun. Teklik, çiftlik yok. Pozitiflik, negatiflik sevgili gençler sorusunda sıralama konusunda burada ele almış olduk. Bak hocam sıralamayla ne alakası var demeyin. Arkadaşlar sayı doğrusu üzerindeyiz. Sayı doğrusunun üzerinde bu kazanımı da fark etmeni istiyor. Sana x küçüktür, y küçüktür, z deyip de verebilirdi. Ama sayı doğrusu üzerinde göstermiş. Bunu da anlamanı istiyor. Hangi 3 tane sayının çarpımının negatif olması için hangi kombinasyonlar lazım? Onları da istiyor. Bunun yanı sıra da en son yorumu yapacaksın. Şimdi burada arkadaşlarım kural olarak bildiğimiz tek şey şu. Şu iki yorum. Başka bir şey yok. Burada başka kural kullandık mı? Hayır, kullanmadık. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Bu sorunun %30'u %40'ı kuralken, burada kural kullanarak çözmen gerekiyorken %70'i veya %60'ı da sevgili gençler yorum istiyor.
Yani aslında temel kavramlar kısmında şunu söyleyebiliriz. ÖSYM artık kuralcı davranmıyor. Daha fazla yorum yapabilen öğrenciye puan veririm. Ben bunu istiyorum diyormuş arkadaşlar. Yani bir hoca olarak, bir eğitimci olarak ben size bunu söyleyebilirim. Şimdi geçelim arkadaşlar bir sonraki sayfamıza. Eskiden nasıldı diyelim. Yine bir pozitiflik negatiflik sorusu dikkat ettiyseniz. Şimdi bakalım. Böyle bir sıralama vermiş. A'nın negatif olduğunu biliyoruz. B'nin de 3'ten büyük ve pozitif bir sayı olduğunu biliyoruz. 3 tane de bize cümle vermiş. Bu cümlelerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Biz ÖSS zamanında bu sorular varken hocalarımız, matematik hocalarımız falan bize şey derdi. Bakın daima diyorsa, kesinlikle diyorsa çok tehlikelidir o soru. Yani şu soru, yani o hocalar şimdiki çocuklara bunları söylese ya bu sorularda ne var der. Eminim sizler edersiniz. Şimdi daima doğrudur. Tamam eyvallah. Dikkatli olmamız gerekiyor. Fakat hani yorum sorularındaki ettiğimiz dikkat seviyesi, büründüğümüz dikkat seviyesi de kadar çok da dikkat etmemiz gerekmiyor. Çünkü sizin için artık bunlar çerez sorular. Şimdi A negatif, B pozitif dedik. E şimdi A'dan B'yi çıkardın. Yani küçük sayıdan büyük sayı çıkardın, negatif olur. E negatif sayıdan bir de gittin 3'ü çıkardın. Negatifliğini perçinlemiş olursun, doğru mu? Zaten negatif demiş. Yani birinci öncül doğru. Geçtim 2'ye. B eksi A. Bak büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmış, pozitif olur. Pozitife 3 eklemiş, hayli hayli pozitif olur. Pozitiftir demiş. E bu da doğru. Geçtik 3'e. Bakın şuraya. 3'ten sevgili yani ya da 3 eksi A diyelim. 3'ten A'yı çıkarırsanız eğer 3'ten A'yı çıkardığınız takdirde büyükten küçük çıktığı için pozitif. Pozitif bir sayıdan yine pozitif olan bir sayıyı çıkardığınız zaman bu sonuç. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Pozitiften pozitif çıktığı zaman negatif veya pozitif diye kesin konuşamazsın. O yüzden 3. öncül gider. Cevap da ne olurmuş? 1 ve 2. Peki. Şimdilerde nasıl soruluyor? Temel kavramlarda teklik, çiftlik, pozitiflik, negatiflik veya sayı değeri bulma oyunları. Bakın oyun diyorum ha. Peki. Sadriye saat kaç diye sorulduğunda Sadri saati sürekli en yakın saat başına göre iki biçimde söylüyor. Mesela saat 1.54 iken diyor ki ya 1.54 geçiyor diyor ya da 2.06 var diyor doğal olarak. Biz de çoğu zaman böyle yapmıyor muyuz? Buna göre Sadri günün belirli bir saatini A'ya 0B yani A'yı B geçiyor ya da 4'e 53 var diyor. 4'e 53 varsa bir kere o saat 3'ü 7 geçiyordur. Başkası değil. 3'ü 7 geçiyordur. Yani A 3'müş, B de 7'ymiş o halde. Yani cevabımız A ile B'nin toplamı sorulmuş. Cevap da 10 olur. Şimdi hocam bu nasıl soru? Yandaki daha şu daha zordu bundan. Evet öyle. Yani öyle. İlla TYT oldu diye daha da zorlaşacak diye de düşünmeyin arkadaşlar. Yani bu bir yorum sorusu. Bu bir yorum sorusu. Kural, bilgi, çok fazla hiçbir şey yok. Bu sadece yorum sorusu ve dediğim gibi artık az önce de kullandığım tabiri istem dışı kullandım. Ve bir oyun diyorum bakın. Tamam? Yani daha zorlaşacak diye bir kaide, bir kural yok. Daha kolay sorularda mevcut arkadaşlar sistemin içerisinde. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Nasıldı? Eskiden şöyleydi ÖSS'de veya YGS'de. X, Y, Z, M ve N birer pozitif tam sayı. Eyvallah. X ile Y'nin toplamı 4M eksi 1'miş. Şimdi 4M nedir arkadaşlar? Bir sayı 4 ile çarpıldıysa çifttir, doğru mu? Peki bu çiftten 1 çıkarırsan ne olur? Tabii ki tek olur. Demek ki X ile Y'nin toplamı tek olan bir sayıymış. Bunu yazdık. Peki Y ile Z'nin çarpımına bakıyorsun. 2N. 2N nedir? Bu da çifttir. 2 ile çarpılmış çünkü. Demek ki y çarpı z de mutlaka ne olacakmış? Çift olacakmış. Şimdi x var elimizde, y var, bir de z var. Tamam. Buna göre demiş 3 tane öncül var. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Bakın. X ile y'nin toplamı tekse bunlardan biri çift, öteki tek olacak. X çiftse y mutlaka tektir. X çiftse y mutlaka tektir. X tekse y mutlaka çifttir. Şimdi y tek iken bakın burası tekse z ile çarpıldığında çift oluyorsa z kesinlikle çifttir. Y çiftken
Z istediği her şey olabilir. Tek veya çift olabilir. Hiç fark etmez. Anlaştık. Şimdi diyor ki x çiftse, bakın x çiftse y tektir. Y tekse z çifttir. Dolaylı yoldan x çiftse z çifttir. Bize bundan bahsediyor. Doğru. Y çift sayıysa z tektir demiş. Z tek veya çift oluyordu. Fark etmez demiştik. Gitti. Z tekse, bakın z tekse arkadaşlarım, tamam mı? X de tektir demiş. Şimdi z'ye bakıyoruz. Bu tekse arkadaşlar, bu mecbur çift olacak. Bu mecbur çift olacak. Y çiftse x de mecbur tek olacak. Z tekse x tektir demiş sevgili gençler. Bu da doğru. O halde cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak deriz. Şimdi geçelim yan tarafa. Çiftliği bize nasıl getirebilir? Nasıl yapabilir? Bir de buna bakalım. Aşağıda elektrik ürünleri satan bir mağazada teşhir edilen tekli, ikili ve üçlü priz modellerinin görseli mağazada bu prizlerden kaçar tane olduğu verilmiş. Bundan A tane var tekliden, ikiliden B tane, üçlüden C tane var. Bu mağazada fiş takılabilen toplam 2021 tane priz olduğu biliniyor. Şimdi kaç tane fiş takılabilen priz var arkadaşlar burada? Tekliden, bakın burada birer tane. Tekliden A tane ise A tanedir. Burada kaç tane var? 2 tane. 2 kere B, 2 B tane olur. Burada kaç tane var? 3 tane. 3 kere C de 3 C tane de burada vardır o zaman. Ve bunların toplamı neymiş? 2021. Aslına bakarsanız A artı 2B artı 3C eşittir tek demeye çalışıyor. 2021 falan fason, hikaye. Tamam mı? Tek demeye çalışıyor. Şimdi 3 tane öncülümüz var. Her zaman doğru olan soruluyor. Peki. Bir kere B hakkında herhangi bir yorumda bulunamam. B tek de olabilir, çift de olabilir. Çünkü burası 2B ve 2B her zaman çifttir. Ve ben çifte A artı 3C eklediğim takdirde tek oluyorsa demek ki sevgili gençler buradaki A artı 3C %100 tek olacak. Çünkü ancak çifte tek eklersem tek gelir. Ve sevgili arkadaşlarım yorumlara bakalım. A tekse, şimdi burası tekse, teke çift eklemem lazım ki tek gelsin. A tekse C çifttir. Evet, C'nin çift olması lazım A tek ise. Yani birinci öncül doğru. B tekse demiş. B'nin tekliği çiftliği hiçbirini ırgalamıyor demiştik. Gitti arkadaşlar. C çifttir diyor. Şimdi bakıyorsun. C çift olursa A tek olur. Ama A çift olursa C'nin tek olması lazım. C çifttir demiş. Her zaman C çift midir? Hayır, bu da değildir. O halde cevap nedir? Yalnız birdir. Şimdi dikkat edin, dikkat edin. Yine yorumlayalım. Yan tarafta neredeyse hazır bilgiler var zaten. Yani hazır bilgiden kastım bize şunları veriyor. Bakın göstereyim size ben. Bize şunlar verilmiş, bu verilmiş. Biz buradan direkt yorum yapmaya başlıyoruz. Ne olabilir? Bu olabilir, bu olabilir, bu buysa, bu buysa, bu böyleyse, bu böyle olur. Bu böyleyse, bu böyleyse, bu böyle olur. Değil mi? Biz direkt şuraya yoruma geçiyoruz. Peki TYT'de nasıl oluyor bunlar? Önce sorunun hikayesinden sen bir şey buluyorsun. O bir şeyi bulduktan sonra yani şuradakileri bize şurada verdiklerini sevgili gençler ben size şöyle göstereyim. Şurada verilenleri biz sorunun hikayesinden kendimiz buluyoruz. Bulduktan sonra bakın burada ne yaptık? 2021'in aslında tek olduğunu düşündük. Yoksa A artı 2B artı 3C 2021 zaten çözemeyiz. A, B, C kaçtır diye sorumuz zaten yapamayız. Tek bir tane denklem var çünkü. 2021 biz buna tek dedik. Önce tek yorumunu yaptık. Daha sonra 2B'nin buradan çift olduğunu çektik. Aynı buralarda yaptığımız gibi. Çift olduğunu çektik. Çift olduğunu çektikten sonra A ile 3C'nin toplamı dedik. Tek olmalı. Daha sonra kombinasyonlara baktık. A tekse C çifttir. C tekse A çifttir. B hakkında hiçbir yorum yapamayız dedik. Daha sonrasında öncüllerimize baktık ve işaretledik. Yani hikaye haricinde soru yan taraftaki de aynı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Biz burada sadece hikayeyi doğru yorumlamayı bilmemiz gerekiyordu. Yani zaten şunları bileceksin diyor ÖSYM. Ama bunları tek başına bilmen bir işe yaramıyor. Kuralları tek başına bilmek bir işe yaramıyor. Senin o hikayeden önce bu soruyu matematikselleştirmen lazım. Bu yeteneğe de sahip olabilmen lazım diyor sana ÖSYM. Anlaştık. Peki, şimdi sevgili gençler, bir sonraki sayfamızda
Sonraki senelerde sınav soruları nasıl olur? Bir de bunu inceleyelim dedik. Burada şöyle bir algı kesinlikle oluşmasın. İşte hoca sınav sorularını şifreliyor. Bakın arkadaşlar, hoca sınav sorularını veriyor. Hoca siz böyle çıkar demiştiniz ama, hani şöyle de muhabbetler olabilir. Hocam siz böyle çıkacak dediniz ama böyle çıkmadı. Hocam siz böyle çıkacak demiştiniz, sınavda aynen böyle çıktı. Yoksa siz sınav sorularını, ya öyle bir muhabbet yok. Tamam. Tekrar ediyorum. Sadece ama sadece bir arkadaşlar tahmin bile denmez. Size yol gösterici. Bundan sonra da böyle olabilir diye benim aklımdaki fikir bu. Tamamen bu. Şimdi yukarıda tekrardan önceki sayfalara çıkacak olursak arkadaşlar, şurada demiştik ki ardışık sayılar ve örüntü de var bu temel kavramların içerisinde. Ve pozitiflik, negatiflik, teklik, çiftlik, en büyük, en küçük değer bulma soruları artık bana göre hani TYT ve AYT kısmında da birazcık eskidi bana göre. Daha fazla ÖSYM, dikkat ettiyseniz, örüntü sorusu falan daha fazla sorabiliyor. Dolayısıyla sevgili gençler, ben de böyle bir soru seçtim. İleride sınav soruları nasıl olur kısmında 2022, 2023, 2024 artık nasılsa hangisi ise bu tarzda bir soru sevgili gençler karşınıza mesela çıkabilir. Peki bakalım sorumuza. Aşağıdaki bilgisayar komutu sayı dizileri oluşturmakta. Onur ilk kullanımında bu komutu şekilde verildiği gibi kullanmış. Onur'un işaretlediği A bölümü işaretlenmek zorunda değildir. A bölümü burası arkadaşlar. Tamam. Onur ikinci bir sefer bu komuta A bölümünü işaretlemeden üstten alta doğru sırasıyla 5'i, 3'ü ve A sayısını giriyor arkadaşlar. Sonuç kısmındaki son sayının da şöyle tıp 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 65 olduğunu görüyor. Buna göre Onur eğer A bölümünü işaretleseydi sonuç kısmında elde edeceği son sayı hangisi olurdu? Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Burada ilk girilen sayımız ne? 5. Yani şu sonuç kısmını yazıyorum bakın. Şöyle sonuç diyelim biz de buraya. Önce 5'i girdi. 3'er 3'er arttığını söylemiş bize. İkinci sayımız 8'dir. Sonra 11'dir. Böyle böyle gider. Son sayımız da ne olarak karşımıza çıkıyormuş? 60. 5. Peki terim sayısı demiş ya, terim sayısını da bulalım elimizdeymişken. Terim sayısını bulmayı biliyoruz biz. Bakın önce hikayeden elde ettiğimiz kısmı soruda yazdık. Daha sonrasında hikayeyi de daha zorlaştırmak adına buradaki terim sayısını vermiyor ve sorunun terim sayısıyla sevgili arkadaşlarım direkt son noktasında ilgisi var. Ve ben bu terim sayısını da bu sorunun içerisinden o kazanımı elde etmemi istiyor soru benden. Terim sayısı formülünü hatırlatıyor bana. Hatırla istiyor. Peki son terim eksi ilk terim bölü üçer üçer artıyor. Artış miktarı artı bir tane terim oluyordu. 65'ten 5'i çıkardınız 20. Şey 60. 3'e böldünüz 20. 1 eklediniz 21 terim var. Yani aslına bakarsanız hani 5, 3 ve A değerine girmişti ya. İşte o A değeri aslında kaçmış? 21. Peki. 21 tane terim varmış burada. Peki diyor ki ya burayı işaretleseydi? Peki bu işaretlediği bölüm ne işe yarıyor? Ona bir bakalım mı? Başlangıç sayısının 5 katını geçince diyor tekrara düş diyor. Bakın buradaki örnekte de vermiş hatta. Bir de örnek vermiş üstüne arada sıkıştırmış onu. 2, 2 ile başlamış. Bunun 5 katı ne? 10. Onu geçince tekrara düşeceğim. 2, 8, 14. Onu geçtim. Tekrara düş. 2, 8, 14. 2, 8, 14 gibi. Tamam. Peki. Ben ne şimdi neyi geçince tekrara düşeceğim? 5'in 5 katını. Yani 25'i geçince tekrara düşeceğim. Bakın. 5'i yazdım. 3'er 3'er arttırıyordum. 8, 11, 14, 3 arttı 17, 20, 23 ve 26. 25'i geçtim mi? Bitti. Tekrara düşeceğim. Ve kaç tane terim gireceğim? 21 tane. Bakın burada kaç tane var? 8 tane. Şöyle yaparsam tekrara düştüm. 16 tane saydım. Ve şöyle yaparsam 16, şurası 16 idi. 17, 18, 19, 20 ve 21. sayımız sevgili gençler. Ne olacakmış? 17. Son sayı hangisi olurdu demiş. Soru bitti. Cevap 17. Umarım anlaşılmıştır.
Neleri kullandık? Önce bir hikaye verdi zaten. Tamam, önce bir hikaye verdi. Biz o hikayeyi önce anlamalıydık, anladık. Tamam. Daha sonrasında sorunun içerisinde bize sıkıntı çıkarabilecek yerler vardı. Bakın şuradaki A değeri gibi. Önce A'yı bulmamızı istedi. A'yı da bulurken, hazırda A'yı da bulurken ardışık sayılar kısmından şu formülü hatırlamamızı istedi. Biz o formülü hatırladık, terim sayısını da elde ettik. Sonra bunu yazdık buraya. Bunu yazdıktan sonra karşımıza hikayenin ikinci kısmı çıktı. Hikayenin ikinci kısmı ne? Ya burayı işaretleseydi oldu. Yani hikaye artı kazanım artı tekrar hikaye. O hikayeden sonra tekrar kazanım. İkinci kazanım ne bu sefer? Örüntü. Örüntü. Sekizde bir tekrar ediyor. Sekizde bir tekrar ediyorsa sen bunu tek tek yazmak zorunda değilsin. Şöyle dersin. Ulan zaten sekizincisi 26. E bir sekiz daha. 16.sı da 26. Demek ki ben 26'nın üzerine, yani 16'nın üzerine sayacağım. Çünkü bu 16. terimdi. 16. terimin üzerine sayarım. 17, 18, 19, 20, 21. terim sırasıyla yazdığım zaman zaten 17 olur da diyebilirdim. Ardışık sayıları kullandık ve örüntüyü de aynı zamanda bir kazanım olarak kullandık. Ve bu hikaye iki parçadan oluşuyordu dedik sevgili gençler. Evet, karşınıza bu soruların, bu tarz soruların sevgili gençler buna benzer veyahut işte hikayesi bambaşka olan sorular çıkabilir. Temel kavramlardan da artık eski tip ÖSS'deki gibi sorular, yani şuradaki sol taraftaki sorular gibi sorular beklemenize gerek yok ÖSYM'den. Artık sağ taraftaki sorular gibi sorular çıktığını ve tekrar ediyorum. Bu soruların sevgili gençler, bu soruların AYT'de, yani ikinci sınavda daha da fazla tercih edildiğini gördünüz, duydunuz, artık biliyorsunuz. AYT sınavı için aman Allah'ım, vay efendim, trigonometrim benim şurada eksikmiş, limit türev integralim şöyle yarım kalmış, böyle yarım kalmış, ben de şurayı öğrenememişim demek yerine bence biraz da temel kavramlar tekrar etmekte de fayda var. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, nereye geçeceğiz? İkinci videomuzdan nereye geçiyoruz arkadaşlarım? Sayı basamakları konusuna geçiyoruz. Sayı basamaklarına el atıyoruz ikinci kısımda. Sayı basamaklarından da yine sevgili gençler ilginç bilgiler vereceğiz. Bu ilginç bilgilerin yanı sıra yine ben size bunların soruları nasıldı, nasıl oldu ve gelecekte nasıl olabilir şeklinde yorumlarımızı yapacağız. Ve sevgili gençler 3. 4. videodan sonra da AYT konularına da başlayacağız. Aklınızda bulunsun. Güzel bir video serisi oldu. Ben çok keyifle çektim videoyu. Çünkü yeni bir şeyler öğrendiğim zaman yeni bir şeyleri, o yeni şeyleri başkalarına anlatmayı, öğrenci değil bir başkası da olabilir, başkalarına anlatmayı, onlara yeni şeyler göstermeyi ve bunları güzel sunmayı, güzel anlatabilmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım senin için güzel anlatabilmişimdir, faydalı olmuştur ve umarım 2022 YKS'de de bir faydamız dokunuyordur sana. Evet arkadaşlarım, 3. videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.